Merhaba arkadaşlar. Bugün C++ dilinde öz yineleme konusundan bahsedeceğim. Öz yineleme matematik ve bilişim alanında önemli bir yere sahip problem çözme yöntemidir. Öz yineleme programın çalışma performansını hızlandırmaz fakat kompleks problemlerin birkaç satırda çözülmesini sağlar. Performansı hızlandıramamasının sebebi bellekte çok fazla fonksiyon çağrımı oluşturarak sürekli aktivasyon kaydının oluşmasıdır öz yineleme okunabilirlik ve ifade gücü olarak oldukça güçlü bir yöntemdir. Kısaca öz yineleme bir fonksiyonun kendi içerisinden kendisini çağırmasıdır. Öz yinelemenin kullanılabilmesi için problemde bir yineleme bağıntısının bulunması gerekir. Bellekte sürekli bir çağrım olup bellek taşması olmaması için çağrımların bir yerde durması yani bir sonlanma durumu olması gerekmektedir sonlanma durumuna yaklaşmadığı sürece bellek taşması yine kaçınılmazdır. Bu videoda 3 tane öz yineleme örneği göstereceğim. Bunlar başlangıç seviyesi örnek olarak diziyi ters çevirme, orta seviye örnek olarak ikili arama ve ileri seviye örnek olarak da Hanoi kuleleri olacaktır. Evet ilk örneğimize gelelim. Diziyi ters çevirme için ben burada bir fonksiyon yazacağım. Ee, dizi tabii kendi üzerine ters çevirici için hani döndürül e, ters çevrilmiş diziyi döndürmesine gerek kalmayacak. İşte dizi ters çevir diye bir fonksiyon yazıyorum ve burada ilk parametre nedir? dizini alması gerekiyor ilk parametre olarak. İkincisi de uzunluğu alması gerekiyor ve e, burada durma kuralı Noktamız olması lazım uzunluk birden büyük olduğu sürece ben diziyi ters çevirme işlemini devam edeceğim ama bir elemanlı bir dizi zaten tersi de aynı olduğu için orada durmam gerekecek. O zaman bizim burada devam edebilmemiz için uzunluğun bir olması gerekiyor. Ve bu şekilde bir değiş tokuş işlemi için yedek bir tmp değişkeni tanımlıyorum ve buraya e, dizinin sıfırıncı indeksini daha sonra... Dizinin sıfırıncı indeksine en sondaki indeksteki elemanı kopyalıyorum. Yani en sondaki nedir? Uzunluk eksi birdir. Sıfırdan başladığı için. Ve bu kopyalamış olduğum buraya artık e, tmp'yi kopyalarsam baştaki ve sondaki elemanları değiştirmiş olacağım. Bu işlem aslında buradaki yineleme bandısı nedir? Baştaki sondakileri değiştirmek. Dolayısıyla e, ben dizinin adresini ilerleteceğim. Yani diziyi ters çevir diyerek tekrar öz yineleme çağrımı yapıyorum. Bu sefer ilk eleman sıralanmış oldu. Onun için dizi artı birden artık bir sonraki adresten başlayabilir. İlk dize sıfır dediğimiz şey. Aynı şekilde iki eleman sınır, yerine geçtiği için uzunluktan da iki eleman gitmiş olacak. Bu şekilde... E, ben diziyi ters çevirme işlemini tamamlamış olurum. O zaman burada dizimizi tanımlayalım. İşte sayılar dizisi ve e, hangi sayılardan oluşuyor? Evet 5 adet sayımız var burada ve fonksiyonu çağırıyorum. Dizi ters çevir fonksiyonu sayılar dizisini gönderiyorum ve 5 elemanlı olduğunu söylemiştim. Ve bu şekilde o kendi içerisinde diziyi tabii ki aynı sayılar dizisi üzerinde aslında sayıları Değiştiriyor dizileri, e, diziyi ters çeviriyor ve bu gerçekten ters çevirmiş bir bunu bir for döngüsüyle dolaşarak e, anlayabiliriz. 5 e, elemanlıydı. Evet, bu şekilde yazmış olduk. Şimdi bunu bir derleyeceğiz. Evet, derliyoruz ve ee, çalıştıralım. Gördüğünüz gibi sayıyı diziyi ters çevirmiş oldu. İkinci örneğimize geçelim. İkinci örneğimizde ikili arama işlemi bir dizi içerisinde bir elemanın aranması öz yineleme kullanılarak ikili aramadaki şart nedir dizinin sıralı olması gerekmektedir. Onun için burada benim bir tane dizim var ve bu sıralı bir dizi aslında. Eğer ikili arama kullanılacaksa ve dizi sıralı değilse önce dizi'nin bir sıralama algoritmasına tabi tutulup sıralanması gerekiyor. Evet burada sıralı dizimizi yazalım. Bu şekilde. Yukarıda da öz yinelemeli fonksiyonumuzu yazacağız. Var ya da yok yani true false döndürecek aslında. İsmi de e, ikili arama e, fonksiyonu. E, dizimizi alacak. E, mesela işte sayılar dizisi olsun. Ve başlangıç indeksini alıyor. Buna başlangıç diye isimlendirebiliriz. Bir de bitiş indeksini alıyor. Buna da bitiş diye isimlendiriyorum. Ve aranan eleman nedir? Aranan elemanı da Alıyorum. Şimdi burada bizim öz yenilmenizdeki mantık şu aslında dizinin nasıl olsa sıralı bir dizi ortasına gidiyorum ve orta tarafta aradığım elemandan daha küçük ise bu durumda sol dizinin ee, sol tarafında arama yapacağım. Yani o ortanın sol tarafında. Yok daha büyükse o zaman ortanın sağ tarafında arayacağım. Ve bu işlem hep aynı olacak. Sol tarafında da yine direkt ortaya gidiyorum. Böylelikle sürekli arama uzayını ikiye bölüyorum. Arama uzayını ikiye böldüğüm için bir logaritmik düzeyde bir performansa sahip oluyorum aslında. Şimdi ilk ne yapacağız? Orta indisi bulacağım. Orta indis nedir? Başlangıç artı bitiş bölü 2'dir. Başlangıç. Başlangıç artı bitiş e, bölü 2 dedik. Burada tabii tam sayı bölmesi çünkü hani e, zaten istediğimiz de o. Yani 1.5 gibi bir değer gelmesin. Bir indeksi gelecektir. Evet. Eğer bitiş başlangıçtan küçük hale gelmişse ki olmaması gerekiyor. Bu durumda demek ki el aradığımız eleman yoktur. Başlangıçtan daha küçükse o zaman false döndüreceğim. Bu birinci durma kuralımızdı. Diğer durma kuralımızda aradığımız elemanı bulmuşuzdur zaten. O zaman o onu nasıl şey yapacağız? İşte sayılar, orta indis. Eğer buradaki bu hücredeki eleman aranan elemansa o zaman burada da e, true döndürüyorum. Return herhangi bir değer döndürülmesi aslında öz ilerleme çağrımı sonlandırarak yukarıya kadar bütün çağrımları kapatacaktır. Eğer iki ihtimal yoksa demek ki halen ar aramak için eleman var. O zaman aranan daha küçükse nereden? Sayılar orta indeksteki değerden daha küçükse ben sol tarafta arama yapmam gerekiyor. O zaman ikili aramayı tekrar çağırıyorum ve ikili aramada ilk ee, şey nedir? dizi istiyor. Aslında ben sayılar dizisini bölmüyorum hiç. Hep dizinin üzerinde ama orta başlangıç ve bitiş indeksleriyle oynayarak çünkü diziyi yani dizini küçültmek falan bunlar maliyetli işlemler. Sayılar başlangıç aynı başlangıç çünkü sol tarafta aradığım için yani yine başlangıç aynı başlangıç olacak ama bitiş nedir? Orta indis. Ama orta indise zaten bakmıştım onun için orta indis eksi 1 olması daha mantıklı. Orta indise eksi 1 diyorum ve aranan kısmını yine elemanı gönderiyorum. Dolayısıyla sol tarafta arayacaktır. Diğer bu başka bir ihtimal kalmadı aslında. Buraya else yazabiliriz. Bu da sağ tarafta aranma işlemi. Yani şu ikili aramayı yine kopyalarsak sayıları gönderiyorum. Bu sefer başlangıç değişti artık. O orta indis. Artı 1 oldu bir sağ, sağ tarafından. Ama bitiş aynı bitişti. Dolayısıyla burayı yine bitiş yazabiliriz. Ve aranan elemanı e, yine gönderiyoruz. Şimdi diziyi burada tanımlamıştık. Sıralı bir dizi olması gerektiğini söylemiştim. Mesela işte sayı diyelim. Ve bunu kullanıcıdan aldığımızı düşünüyoruz. E, aranan sayı şeklinde. E, ve burada kullanıcıdan bu sayı değerini aldık. E, ve şöyle bir aslında ikili arama. Çünkü... Öz yinelemenin tetiklenebilmesi için dışarıdan onu birinin çağırması gerekiyor ki sonra kendi içerisinde kendisini çağırmaya başlasın. Burada diziyi gönderiyorum ve diyorum ki e, burada kaç eleman var? 3, 6, 9 eleman yani 0. indekste 8. indeks oluyor en son indeks. Ve e, neyi arayacak? Buradaki girmiş olduğumuz sayıyı arayacak. Eğer bu turu dönürse burada ben işte e, aranan aranan sayı var diyeceğim. Yoksa işte aranan sayı yok şeklinde bir mesaj yazacağım. Evet, bunu şurada başlangıç, bunu bu ifadeyi yanlış yazmışız. Dolayısıyla şurayı da düzeltmemiz lazım. Evet, şu an herhalde oldu. Şimdi bunu bir derleyelim. Evet bu programı çalıştırırsak aranan sayı normalde sayılarımız şöyleydi mesela olmayan bir sayı 75 ne oldu aranan sayı yok tekrar çalıştıralım mesela 140 İşte aranan sayı var İşte mesela 27 aranan sayı var şeklinde e mesaj gelecektir burada da dediğim gibi yine öz yineleme kullanarak ikili arama e algoritmasını yazmış olduk. Evet son örneğimiz Hanoi Kuleleri. E, Hanoi Kulelerinde de biliyorsunuz 3 tane kule var. Ve bu 3 kulede bir tanesi kaynak kule, bir tanesi hedef kule, bir tanesi de aslında ara kule. Dolayısıyla hedeften şey kaynaktan hedefe ara kuleyi kullanarak e, işte diskleri şey yapıyoruz taşıyoruz diskler sayısı değişken olabilir ama kule sayısı sabit burada e, kural nedir her hamle bir tane disk oynatabiliyoruz ve büyük disk küçük diskin üzerine gelemiyor bu şekilde bu kurallı biz bunu yapmaya çalışacağız şimdi burada Hanoi yazacak olursak aslında bunun normal ee, öz yineli olmayan hali e, birkaç sayfa süren uzunca bir kod aslında ama bunu biz öz yineli haline çevirdiğimiz zaman bu kompleks problem aslında birkaç satıra iniyor. Şimdi burada bizim işin ne gerekli? Disk sayısı nedir? Çünkü burada bize bu algoritma nasıl çözmemiz gerektiğini söyleyecek. Ve buradaki kaynak, ara ve hedefleri ben bunları bir çar olarak düşünürsek kaynak işte yani kulelerin isimleri bunlar aslında ara ve çağır hedef şeklinde nereden nereye taşınacağını bize söyleyecek bu fonksiyon. Ee, burada da durma kuralımız nedir? Disk sayısı bir tane ise yani bir tane artık onu direkt istediğin yere taşırsın. Burada herhangi bir kural olmayacaktır. Onun için burada diyoruz ki disk sayısı bir ise bu bizim durma kuralımızdır ve işleyişi ne yapması gerektiğini direkt ekrana yazıyorum diyorum ki işte diski boşluk e, nereden alacakmış kaynaktan alacak e, işte dan diyelim e, ve buraya da e, hedef işte y taşı gibi bir mesaj yazdım ve e, burada bir satır sonu koyuyorum else kısmı bizim aslında ee, öz kısmımız ilk kısmı durma noktamızdı. İşte şimdi buradaki mantık şu aslında ee, diyelim ki 3 disk üzerine konuşuyoruz. Benim 3 diski hedefe taşıyabilmem için 2 diski e, araya taşımam gerekiyor. Dolayısıyla onu çözmesi için yine Hanoi'ye ya gönderiyorum. İk, yani 3'ün 2 tane dememiz nedir? Disk sayısı eksi 1'i aslında. Yani bu 5 tane olsaydı 4 tanesini oraya taşıyacaktık. Disk sayısı eksi 1'i Nereden alacağım kaynaktan alacağım ee, hedef bu sefer ara oluyor ara hedef oluyor yani burada bu parametreler mesela üçüncü parametre ne gönderirseniz o hedef oluyor işte şurası yani. İşte buraya ne gönderseniz o ara kule oluyor. Buraya ne gönderseniz o da kaynak kule oluyor. Dolayısıyla burada yine kaynaktan al diyorum. Hedefi ara olarak kullan araya taşı diyorum. Araya çünkü 3 taneydi 2 tanesini oraya taşıdık. E ne kaldı kaynakta? Bir tane kaldı. O zaman o bir taneyi yani bir taneyi kaynaktan al. Arayı kullan ve asıl hedefe taşı dedik. E i̇ki tanesi nerede kaldı? Arada kaldı. O zaman o aradan da onları alacağız. Yani disk sayısı eksi bir tane kalmıştı. Nerede? Arada kalmıştı. O arada alıyorum. Kaynak bu sefer ara oluyor. Hedef normal hedefe taşıyor. Bu şekilde tabii bu mesela 10 tane disk olsaydı 9 tanesini araya taşıyacak. Ama 9 tanesini araya taşıyabilmek için yani bu iç içe 3 tane sürekli açıyor fonksiyonu. 9 tanesi taşıyabilmesi için 8 tanesini diğer kuleye taşıyacak. 8 tane taşıyabilmesi için 7 tanesi diğer kule. Bu şekilde en az bir tane kalana kadar bu işlemi e, bu şekilde parçalıyor ve bir tane kalınca da bu işlemi yapıyor. Sonra bir üste çıkıyor. Diğerinden 2-1 bir kalmıştı. Bu şekilde bütün bir çözümü tamamlıyor. Bu anlaşılması birazcık zor bir örnektir ama yani parça parça eğer e, incelerseniz Kolay bir şekilde anlaşa, anlayabilirsiniz. Ee, mesela burada kullanıcıdan disk sayısını alalım. Ve işte diyelim ki e, disk sayısı. Ee, daha sonra da sadece Hanoi'ye bunları göndereceğim. Ve diyeceğim ki işte şu kadar disk sayısı varmış. Iııı. Ee, Mesela ne olsun ee, kaynak K ya da şimdi K harfi karıştırılabilir A diyelim buna. Yani ilk kule A aslında benim ilk etapta kaynak kulem olacak. B kule ara kule ve C kule de aslında hedef kule. Bu şekilde bunu çalıştıracağız. Evet bir değerleyelim. Çalıştıralım diş sayısı 3 dediğimiz zaman evet gördüğünüz gibi önce A'dan C'ye sonra A'dan B'ye sonra C'den B'ye şeklinde işte A'dan C'ye B'den A'ya B'den C'ye A'dan C'ye yani bunları mesela bir robota bu komutları gönderdiğin zaman bir Hanoi kulesini çözmeye başlar. Tabii bu 3 tane olduğu için bu kadar az sayıda şey yaptı ama siz bunu işte 10 dediğiniz zaman baya bir e, hamle gerekecektir 10 tane diskte e, ve bu şekilde... E, ama dediğim gibi bu adımlar minimum gerekli adımlardır. Bundan fazlası aslında gereksiz yapılan adımlar gibi olur. Bu minimum gerekli adımlar ve bu minimum adımlarda bu problem çözülmüş olur. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.